Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of shit. With the cold hard hatred. Selam. Sen yine geldin mi? Geldim. Geri gitsin aşkım. Öyle mi karşılıyorsun beni? Başka türlü karşılamayı. Tamam geldim. Evet. Sen vurma. Tamam. Hadi bir... Şimdi de bir sarıl öp hadi Mert'i. Sarıl öp. Gel. Öp sarıl 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 gel. Sarıl. Hadi gel. Öp sarıl öp, sarıl sarıl sarıl. Öp. Beni. Tamam özür dilerim gitmeyeceğim gel. Her yere saldırın. Ya bırak şey rahat bırakın kedim ya. Elini mi öpeyim? Oha yaşlı değilsin. Öptedim. Ya valla yaşlı değilsin. Öp lan. En bilin. Ağlamayın tamam. Merhaba. Tekrardan. Büyük bir aile oldu. Büyük bir aile oldu. Evet. Kısa sürdü sanki fazla dayanamadı. Bir ne oldu? Neden geri geldin sen? Ne oldu? Hayır bir yapma. Yapamadın mı bizsiz? Ne oldu? Çok mu özledin bizi? Çok evet. Mu sıcaktı Adana? Eva'yı çok özledim ben. Yalana bak. Yolma beni. Lan geri gidecek şimdi dur. Arkadaşlar hey. Ben hiç takipçiye sığınma. Ha, nereye gömüyor ki? Nefretimizi düzgün yerlere, doğru yerlere yönlendireceğiz. Gel. Mesela Mert'e. Evet, evet, evet. İşte böyle, işte böyle, işte böyle. Olmaz, tamam. Geri döndü artık. Bitti o devir. Tamam. Yine geldin. Ha bir de geldim. Bakıcının izinde olduğu gün geldin gene. Evet. Evet ya, böyle bir bahtsızlık olamaz gerçekten Mert. Ya bende şans yok. Sen bakıcı başladı diye mi geldin? Yok, ne alakası var? Hayır, yok, ne? Bir de odanı da kaybettin üstelik. Az mı salonda yattın? Hiç yatmadın salonda yalan söylüyorsun. Geldiğinden beri buradasın. Hayır, buradan öyle ama. Adana'da hep salonda yatıyordum. Aynı şey değildi ki. Geliyordun, iki gün kalıyordun. İki gün kalıyordun. Bir ay kalmıştım, Covid oldu falan. Ya ailen Covid olduğu için bizde kaldın bir ay. Mecburiyetten. Mert. Efendim abi. Neden gittin, neden geldin? Cevabını deneyemedim. Verecek cevabın yok ya. Psikolojim bozulmuştu. Aslında kafa izine çıktım yani. Evet, bir haftalık bir tatil ihtiyacım vardı. Sen dedin ki temelli gidiyorum ben. Bir ay gittim. Ha, bir ay yapmış oldum. Ben şu eniştemi halamı yüzüstü bırakayım da. Öyle bir şey yok. Siz de demediniz mi git hapa yap şey yok falan. E ne yapacağız? Ne diyeceğiz yani? Git ve kal mı? Ben belki defeyiniz kalırdım. Ya bir git oradan yalan söyleyeyim. Yalancı ya. Ben adımı o kadar klip yaptım, yüz binlerce insan gözyaşlarına boğuldu izlerken. Gönderdik, bir ay sonra geldi. Bizim ondan... drama queenliğimiz ya. Hakikaten ya. İzledin mi klibi? Evet, çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Ağladın mı izlerken sen de? Duygulandım. Bir de takipçiler sana nasıl sahip çıktı gördün mü? Evet. Ya ne kadar seviyorlar seni fark ettin mi? Evet yorumlar. Bunun farkında mıydın bu kadar? Değildim. Değildin değil mi? Yani. Yorumlar okuyunca dedim vay be. Kevenimiz varmış. Eskişehir'de çok yalnızdık ama evet. Göremediğimiz, dokunamadığımız yüz binlerce sevenimiz varmış. Dedin mi demedin mi? Ama dokunamadıktan sonra. Takipçilerin çoğu doğru olarak şey dediler. Mert nerede kendini mutlu hissediyorsa orada mutlu olsun, yolu açık olsun dedi. Biz de zaten öyle deyip uğurlamıştık. Ama bazıları da çılgınca Mert'e sahip çıktılar ve nasıl diyeyim? Fark etmişsindir ya yorumlarda. Mert sen de şöyle yap, sen de böyle yap, sen de yürüsün, sen de önün açık bilmem ne falan ne? Gazlama şekli. Ha, bayağı sanki biz o fırsatı sunmuyormuşuz da. Evet ben de onları görünce şey sandım. Sanki Mert'in buradayken hiç öyle fırsatları yoktu. Ben ona öyle bir alan yaratmadım da. Şimdi gidince yapacak. Oysa ki ben o son videoda Mert'e şeyi sormuştum. Dedim ben sana şunu yap dedim mi, bunu yap dedim mi? Ben sana YouTube kanalı aç dedim mi? Evet. Açtın mı? Hayır. Ben sana Twitch yayıncılığını deneyebilirsin dedim mi? Evet. Denedin mi? Hayır. Ben sana Instagram'da daha aktif ol, bir şeyler paylaş dedim mi? Evet. Yaptın mı? Hayır. Ben gideyim de bunu alayım götüreyim. Çünkü bir şey sürekli bağırıyor, ağlıyor yani. Hatta ben o görüntüleri bilerek koymadım. Çünkü tekrardan izlediğimde kabalık ettiğimi düşündüm.
Ben alayım götüreyim, bir iki dakika sen konuş yani. Tamam. Evet. Oh be sessizlik. Neyse, kabalık ettiğimi düşündüğüm için oraları koymadım. Ama tabii ki de biz Mert için her türlü imkanı sunduk. Sana destek olduk. Evet. Şeyler yap diye uğraştık değil mi? Evet. Ama peki şimdi geldikten sonra bu dediklerimi yapmaya çalışacak mısın? Evet. Ne yapacaksın? YouTuber Mert olacak mısın? Olacağım. Instagram influencer Mert olacaksın. Olacağım. Twitch yayıncılığı. Yaparız. Belki o, belki. O çok, Twitch yayıncılığı çok zor ya. Evet, çok zor. Belki. Yok ya, yapmayın. Bence de. Mert. Ne yapıyorsun? Gönlünüzü almaya çalışıyorum. Ne zaman hazır olur? Ne zaman alırsın? 20 dakika. İyi, 20 dakika. Okey, ne yapıyorsun? Bakayım, kanat mı? Evet. Evet, güzel. Evde kömür yoktu, kömür de almışsın gidip. Kömür ben aldım. Sana para da vermedim bu arada. Gönlünüzü almam lazım ya. Ha öyle. Tamam, biraz pahalıya patlayacağız ama sana. Canlı sağ ol. What's your name? Roberto. What's your name? Roberto. Selam arkadaşlar, ben Nisan Hakan, yanımda da Roberto. Videoyu tatil vlog'una bağlayacaktık ama her yerde yağmur yağmaya başlayınca biz rezervasyonu ertelettik ve evde kaldık. Dedik bari bir bana cilt bakımı çekelim. Çünkü gerçekten ihtiyacı var. O kadar da çirkin değilim. Olay çirkinlikle alakalı değil. Neylikle alakalı? Şimdi tatile gideceksin, ışıl ışıl bir ciltle gitmek var. Bir de işte ülkelerin artık burada yuva yapmış, böyle cildin böyle kırışıklığa çok meyilli bir ciltle gitmek var. Şimdi senin... Hiçbir şey anlamadım. Boş ver, anlamadım. Her sabah kendi yüzünü sadece kuru sabunla yıkadığın için bu problemler var, biliyor musun? Neyle yıkayacağım? Bak burada mesela yüz temizleme... Ya bunlar çok karışık şeyler, bana anlatma ya. Ben ya anlamıyorum. Bunu anlamadım. Çok karışık ya. Dünyanın en basit şeyi arkadaşlar, lavabonun yanında bu duruyor. Yüzünü sabunla değil de bununla yıkayacaksın. Ya lavabonun yanında sadece bu duruyor ki, işte milyon tane şey var. Bak arka şu rafına bak ya, bunların hepsi senin. Ve ne zaman bir şey sorsam sana, diyorsun ki bunu kullanacaksın. Şunun için bunu kullanacaksın, bunun için bunu kullanacaksın. Ben unutuyorum onu. Tamam, sadece şunu kullan yani. Hiç yoktan iyidir. Her tarafım mı? Hayır, sadece. Bana öyle bir ürün lazım ya. Öyle bir ürün yok hayatım. Öyle bir ürün olacak. Her yerime süreceğim işte böyle. Yani o nemlendirici kremler için geçerli. Bu cilt bakımı ürünlerinde birazcık işte uğraşman gerekiyor. Öyle kolay prenses olmuyor maalesef. Beni prenses yapacaksın değil mi? Seni prenses yapacağım. Hazır mısın? Değilim. Hazır ol. Değilim. Niye? Prenses şeyimi giydirmedin. E tamam işte onu... Ha. Nisan'ısı, Hakan'ısı, Özkan'ısı. Bir rutinimize daha hoş geldin. Wow! Giy. Ne biçim giyim ya? Prenses gibi giyemedim ya. Çıkar da hoşlanmadım ben bu giyişten. Böyle prenses mi olur ya? Hadi düzgün giy. Gerçekten aşkım, bu deli gömleği oldu. Çünkü ben delicesine güzelim. Boğazımı sıkıyor aşkım. Biraz küçük oldu sanki bu. Sen de iri bir prensessin. İri prenses Nisan Hakan. Biraz kafana küçük gidebilir saçın. Bakayım, güzel oldun. Şimdi cilt analizi yapıyoruz. Ben kulaklarımı kımıldatabiliyorum, göstereyim mi sana? Büyük yetenek. Büyük yetenek tabii. Evet. Ötede biliyorsun. Aşkım. Yumurtlayacağım şimdi. Ne? Ben çok dişi oldum şu anda. Sen de bana yap bir yandan o zaman. Sana da bıyık takalım. Ne? Sonra bıyıkları alırız. Bıyık almak dediğince hep aklım öyle geliyor ya. Gidiyorsun tamam mı kuaföre, böyle bıyığın var tamam mı? Böyle bıyığını alıyorlar. O ne lan? Sen boş ver, konuşma çok. Kaşının ortası uzunmuş. Cırt diye kesme. Kese de bilirim. Sözünü veremem. Yanlış yapıyorsam kusura bakma. Ne demek yanlış yapıyorsam kusura bakma? Çok dibine girme istersen. Ya sus ya. Şu an benim uzmanlık alanımdasın. Kaş mı? Hayır. Cilt. Her şey. Güzel oldu. Ortası falan çok uzamıştı. Birazcık elin yüzün açıldı. Bir değiştim lan ben, dur. Daha bismillah. Ne oldu? Kaşının ortasını aldım. Elin yüzün açıldı. Cilt analizi yapalım istiyorsan. Senin en büyük sıkıntıların ne? Sen kendine ne görüyorsun? Bana bunu söyle. Benim buram kuruyor. Bıyıklarım kuruyor. İyi nemlendirmediğin için. Başka? Başka bir problemi var mı? Bilmiyorum. Soruyorum işte. Analizi senin yapmanı istiyorum. Sanki var da bilmiyormuşum gibi hissettim. Yani mesela senin buranda ve burun kısmında inanılmaz akne problemin var. Ne problem? Akne. Yani tam akne gibi de değil ama inanılmaz yağlanıyor ve siyah nokta oluşumu çok fazla oluşuyor. Yağlı cilt sağlıklı cilttir. Hadi s-
Git oradan. Nerede kimse biliyor. Öyle değil mi? Ben öyle biliyorum. Sağlıklı cilt yağlı olur. Tamam aşkım. Evet öyle. Şıkır şıkır yağlı böyle. Evet. Parlak. Işır ışır. Star ışır denir ona hatta. Olay o değil. Önemli olan şu an gözeneklerini temizleyebilmek senin. Ondan sonra gözeneklerini sıkılaştırmak. Hı. Yüzünü eşit oranda nemlendirmek. Cilt bakımını sonlandırmak. Tamam mı? Tamam. Şimdi sen bana bak, benim neye ihtiyacım var? Sen çok güzelsin. Senin hiçbir şeye ihtiyacın yok. Teşekkür ederim ama tekrar bir doğru bakayım. Cevap değil mi? Hayır değil. Ya doğru cevap ya. Doğru cevap, tamam. Ben romantik koca cevabı verdin. Ne istiyorsun daha? Ama ne yapacaksın o zaman yüzüme? Ne süreceksin? Hiçbir şey. Masraf çıkarma. Çok güzelsin. Kadar ürünü almadan önce söyleyecektim bunu bana. Tamam hadi başlıyoruz o zaman. Şimdi ilk başta bu ölü delirlerden, yüzündeki işte gün içerisindeki oluşan pisliklerden falan arınmak için yüzünü yıkıyoruz. Ne güzel kokuyor bu. Evet. Karbonat ve soda. Evet. Nemlendirici etkili temizleme köpüğü. Sus ve devam et. Hoşuma gitti. Tamam. Bak bunun da yıkarsan her sabah hem o kuruluğu da önlemiş olursun. Çünkü aynı zamanda nemlendiriyor da. Ha bir de titriyor bu. Daha yeni mi fark ettin? Bu biraz beni ürkütti. Sen elinle yapıyorsun sanmıştım. Böyle. Böyle bir yeteneğim olsa. İyi misin? Gurur minnim. Seni Esef'le kınıyorum. Okey. Güzel. Kendini prenses gibi hissetmeye başladın mı? Yüzümü kendim yıkadığım için hayır. Bakalım. Ooo. Nasıl fark etti? Ne fark etti? Yüzü temizlendi işte. Burnum büyümüş. Burnu kızarık atıyor. Burnum büyümüş. Bir dokunmak ister misin canım? Burnuma bak. Aşkım burnumun büyüklüğüne bak. Aşkım senin burnun zaten büyük normal. Bu kadar büyük değil ama. Açıyla alakalı. Evet. Geniş açılı kamerayla ilgili bir şey. Yine antik kuntik şey. Ne yapıyorsun? Başka biri oluyorum lan. Ödek gibi oldu. Şimdi böyle bir bu ne? Sakin ol. Böyle bir cihazımız var. Bu zaten cilt bakımında kullanılan bir şey. Tamam mı? Çok fazla kullanmamak gerekiyor. Siyah noktalarını, akdelerini ve sivilcelerini elektrik... Ne elektriği? Saçma saçma konuşma. Ya bunun da işe çıkartacağız. Elektrik yani. Elektrik veremezsin ya bana. Ya elektrik değil şu an. Hiçbir güç bana elektrik verdirtemez. Tamam o kadar da... Ağrımıyor. Kabul et. Bu kabul etmiyorum. Yani. Bu ne? Şu an ne yapıyorsun? Sıkmadan siyah noktalarını çıkartıyorum. Bu cihazı normal şartlarda gözenekler açıldıktan sonra uygulamak gerekiyor. Ama senin böyle bir şeye ihtiyacın yok. Zaten inanılmaz açık bir gözeneklerin olduğu için fücük fücük diye çıkıyor. Anladın duydunuz, mı? Duydunuz mu? Ne kadar şanslıyım. Yani şans mı bu? Başka bir şey mi? Şans. Benim tabii ki. Değil mi? Şans gibi anlattın. Çok şans değil aslında hayatım. O yüzden sık sık işte akne problemi yaşıyorsun. Öyle düşün. Şimdi burnumdaki siyah nokta oluşumunu büyük oranda temizledik. Ve bundan sonra da bir tonik uyguluyoruz. Bu tonik hem temizleyici hem siyah noktalardan daha da arınmanı sağlıyor. İnşallah burnunun bu renk kalmaz. Evet burnum niye kırmızı oldu benim? Olabilir ya. Benim burnum şu an baya kırmızı ya. Geçer birazdan sıkıntı yok. Ya geçmezse? Allah'a emanet yapacak bir şey. Ne demek Allah'a emanet? Allah Allah. Bunun üstüne bir maske yapmamız gerekiyor. Bu şey mi? Kuruyandan mı? Kuruyandan bu. Bunu istersen peeling olarak da kullanıyorsun. İstersen sadece maske olarak da kullanıyorsun. Yumurta maskesi olarak geçiyor bu. Akne problemine işte siyah nokta oluşumuna falan çok iyi geliyor. Ya şu an sana kullandığım tüm ürünler bunun için ayarladım ben. Kendim kullanacak olsam sadece nemlendirme bazlı yapardım. Anladın mı? Şey gibi hissettim de şu an. Hani burnum kıpkırmızı ya. Hani onu beyaz boyayarak. Kendi suçunda örtbas etmeye çalışıyormuşsun gibi hissediyorum ama bilmiyorum yani. Neyse. Ya zaten arada bir karışıklık yaptım ama Allah affetsin. Neyse. Neyi karıştırdın? Toniği bundan sonra uygulamam gerekiyor. Şimdi bu kuruyacak. Bu kuruduktan sonra cildin aslında tamamen arınmış olacak. En son gözeneklerini sıkılaştırmak için bir tonik uygulayacağız. Ondan sonra da nemlendireceğiz. Maskeni uygulayacağız. Seni paketleyeceğiz. Nereye? Dünya güzellik yarışmasına. Kendini güzel hissediyor musun? Evet. Bu yarışmayı kazanacağım. Ya benden mi korktun? Evet. Neden korktun bebeğim? Ben yüzümde maske var sadece. Niye korkuyorsun? Eva beni görünce korktu ya. Ben en iyisi yüzümü yıkayayım. Bebeğim ne oldu sen? Korktun. Niye korktun benden? Yıkadım yüzümü şimdi. Gel. Bak yine
Aile baban. Yüzüm bebek gibi oldu. Bu evde tek bebek benim diye ağlıyor bence. Yüzüm bebek gibi oldu. Kıskandın mı? Bakar mısınız minicik bir cilt bakımıyla birbirimize ne kadar benzedik. Wow. Bu ne? Bu da işte nem dengesini ayarlaman için. Daha doğrusu yüzünün az önce bahsettiğim kuru olan yerlerine iyi gelecek bir maske. 10 dakika böyle kalacaksın. Cildin emene kadar böyle kalacaksın. Eva'nın bakışına bak. İyi misin aşkım? Şu ne an, oldu bebeğim? Korktun mu? Korkacak bir şey yok. Ben babanım ben seni. Çıkarıyorum. Tamam korkacak bir şey yok. Senin maskaraya gitti. Kalanıyla idare ederiz. Şöyle yüzüne iyice yedireyim bari. Ne oldu bebeğim? Ne oldu tatlım? Niye ağlıyorsun? Güzelliğine dayanamıyor. Dudağına sür hadi. Sen de, sen de yardım hadi. Et. Ha, sür. İyi. O da bir yöntem. Önce parmağını sürüyor, sonra bana sürüyor. Ay! Aa, kopardı. Tamam. Bu da olur. Tasvirim düştü. Dur ben bunu yapıştırırım ya. Getir kapağını. Bak hiç kopmamış gibi oldu. Emin misin? Evet. Ben şimdi dudağına da süreyim. Eva'ya da süreyim. Işılda. Cilt bakımın bitti. Bunu haftada 2 kez, 3 kez yapsam bebek gibi bir cilde sahip olabilirsin. Teşekkür ederim. Haftada 2-3 kez bana bunu yaparsan çok teşekkür ederim. Çok sevinirim. Sen neden kıllı bacağını gösteriyorsun? Hayır göstermiyorum. Kaşıyorum. Kaşındı. Çok kıllı çünkü. İstersen ağda da yapabilirim. Hayır. O bir dahaki videoya olsun. Yok ya bu ağda yap bitmez lan bu. Yok aslında çok güzel bir tane cart. Çok da güzel olur. Ya sanmıyorum. Of ya bütün kadınların bence hayalidir böyle erkek arkadaşına falan hem avda yapmak hem makyaj yapmak hem cilt bakmak. Evet. Çok, biz çok seviyoruz. Çok kötü kalplisiniz ya. Ne alakası var çok ya? Kötü şuraya bir yapıştıracağım. Siz erkekleri kurbağan olun. Bu konumuzla bir alakası yok da. Böyle cort diye çekeceğim var ya. Anam ruhum çekildi. T bölgeni siyah noktalardan ve aknelerden arındırdık. Güzelce cildini bir yıkadık. Tonik uyguladık. En son nem dengeni sağlamak için de bir nemlendirici maske uyguladık. Onu çok yüzüne tutamadın çünkü Eva korktu. Ama gözeneklerimi açmıştım ya. O böyle diye yutmuştur belki çok kısa olsa da. Bilmiyorum. Yutmamış mıdır? Yani çok bir fırsatı çok, olduğunu sanmıyorum. Çok basit mi düşünüyorum? Çok basit düşünüyorsun. Teşekkür ederim. Bu videonun bence sonuna geldik. Hı-hı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Merhaba arkadaşlar ben Mert Toprakçı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 liralık bulgur ve 5000 TL'lik bulguru kıyaslayacağız. Bakalım nasıl olacak. İkisini de kendim yaptım. Bunu az uğraştım. Bir 15 dakikada falan yaptım. Bunu 2-3 saat uğraştım. O yüzden 5000 TL'lik oldu. Bakacağız göreceğiz hangisi daha güzel. Hadi deneyelim. Ay nasıl kötü. Çok kötü yapmışım bunu. Bunu da deneyelim. Bu da kötü lan. O kadar uğraştım ya. Çok kötü olmuş ikisi de. Bilmiyorum ya. Merhaba arkadaşlar Twitch kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Metin 2 oynayacağız. Haydi başlayalım. Chat nasılsınız chat? Nereden yazılıyor ya? Hiç kimse yokmuş. Ya da durun oyuna geçmeden önce Pikoin ablamızı izleyelim. O da bizi izliyor hep. Şu görüntüyü biraz ayarlayayım. Pikoin ablayı biraz büyüteyim. Şu an oldu mu arkadaşlar? Beni daha çok görüyorsunuz ama olsun. Beni izlemeye geldiniz zaten. Merhaba arkadaşlar size mükemmel bir haberim var. Aşağıdaki linkteki tüm ürünler %100 indirimde yani bedava. Merak etmeyin ben markayla anlaştım. Hiçbir problem yok. Hepsini alabilirsiniz. Benim takipçilerim en iyisini hak ediyor lan.